Evet. Merhaba sevgili arkadaşlarım. Mor ve Ötesi Sultan Yegah'ı geçenlerde orijinal şarkı üzerine çaldım. Şimdi ben nasıl çaldığımı göstermek istiyorum. Gerçi %90 orijinalinin aynısını yapmaya çalıştım. Oradaki yaptığım tüm hareketleri ve pozisyonları, akorları teker teker göstermek istiyorum. Şöyle bir plan yaptım kendime. Önce ben ne yaptıysam onun aynısını yapacağım. Akor olarak. Sonra klasik gitarda çalanlar için tüm akorları bu bölgede bulunan akorlarla göstereceğim. Daha sonra intro kısmını göstereceğim. En son da solo'yu göstermek istiyorum. Kendi kafamdaki belirlediğim trafik bu. O zaman başlayalım. Parçanın tonu Fa diyez minör. Fa diyez minör 7'li ile başlıyor şarkı ve 9. pozisyondaki Fa diyez minör 7. 9. perdeye bare basıyorsunuz. 4. tel 11. perdeye 3. parmak. 2. tel 10. perdeye ise 2. parmakla basıyorsunuz. 3. tel 9. perde ve 1. tel 9. perdede tınlıyor. Fa diyez minör 7. Bu sözler de önümde açık. Ben de ufaktan söyleyerekten sistemleri anlatmaya çalışacağım. Şamdanları derken şam kelimesinde, pardon, hecesinde bu başladı. Sonra si minör 7 akoru. Normal si minör düşündük. 7. perdeye bare. 3. parmağımız 5. tel 9. perdeye. 4. parmağımız 4. tel 9. perdeye basıyor. Serçe parmağımı bu sefer kaldırıyoruz. 4. tel 7. perde tınlayarak si minör 7 akoru oluyor. Sonra tekrar fa diyez minöre geri dönüyor. Bu küçük bölümü göstereyim şimdi. Şamdanları donanınca. Eski derken ben bu akoru kullandım. 7. perdeye bare basıyorum. Bu akorun adı La majör. 2. parmağınız 5. tel 9. perdede. Serçe parmağınız yani 4. parmağınız 4 nolu parmak 2. tel 10. perdede. 3. parmağınız ise 1. tel 9. perdede. Aslında bu buradaki re majör pozisyonuyla aynı fakat burada basıyorsunuz kalıp aynı. La majör. Sonra ardından sev kelimesinde sol diyez minör 7'li. Onu da şöyle düşünün. Fa diyez minör kafanızda oturduysa hemen tam ses tizleştiriyorsunuz. Sol diyez minör. Serçe parmağınızı kaldırdınız. Sol diyez minör 7'li. Yaptığım akor süslemesi iki şekilde yapılıyor. Sol diyez minör 7'liyi bastıktan sonra ikinci parmağınızı birinci tel 12. perdeye basıp diğer akora geçersiniz. Ya da ilk 3 telin tınısını bozmazsınız. 3. parmağınızı kaldırırsınız. 1. tel 12. perdeye basıp tüm telleri de çekebilirsiniz. Yani tüm derken 3 tanesini. Yani. Şimdi biraz benim gitarın telleri de yüksek. O yüzden ben bunu alma nedenlerimden biri oydu sanırım. Elektroda bu daha rahat olur. Sonra arkasından sol diyez minör 7 ve yaptığım süslemeden hemen sonra Do diyez 7 sus 4 akorunu basıyorum. Bunu söyleyeyim hemen. Yine 9. perdeye bare. 3. parmağınız 5. tel 11. perde. Serçe parmağınız 3. tel 11. perde. Bu do diyez 7 sus 4. Bunu do diyez majör akoruna bağlıyorum. Hemen bu akoru da söyleyeyim. Yine 9. perdeye bare. 5. tel 11. perde 3. parmak, 4. tel 11. perde serçe parmak, 3. tel 10. perde 2. parmak. Buna bağladık. Şimdi bu bölümü ben ufaktan vokalimle yapayım. Bu arada ton bana çok ince. Hani ufak tefek hatalar duyarsanız af ola ve yavaş çalacağım. Yavaş söylemek de çok zor arkadaşlar. Hadi yapalım. Hazırım. Şamdanları donanınca eski zaman sevdalarını. Oh, yavaş zormuş gerçekten.
Şimdi bir kez daha sırayla alıyorum. Başlar ay doğarken artık bu bölüme geçelim. Zaten bu bölüm nakarat oluyor. Çünkü diğer bölümden hemen sonra yine var. Şimdi nakarata bakalım. Başlar ay doğarken fa diyez minör mi majör. Fa diyez minörden sonra mi majör. Ben böyle basıyorum arkadaşlar. Çünkü bu pozisyonlarda bu bende bazen zor olabiliyor. Elektro gitarda da ben bir parmağımla üçüncü parmakla üç tele birlikte basıyorum. Buradan da kök sesi alıyorum ama altıncı tel ve birinci teli kullanmıyorum. Yani vurduğumda gelmiyor. Birinci parmağım altıncı teli kapatıyor. Şu eğim ise birinci telden ses gelmesini engelliyor. Böylelikle bu akoru, bu start alabiliyorum. Burada mi majör dedik. Ardından re altılı. Neden altılı? Çünkü re, mi, fa, sol, la, si. Altıncı derecesi si. Si giriyor işin içine. Bunun nedeni ise, yani nedenleri açıklayayım mı? Şurada bakın bir inici gam var. Böyle direkt bir iniş sağlamıyor. Narin bir iniş sağlıyor işte. Si'nin, akora si girmesinin nedeni bu. Hadi ayrıntıları daha sonra şey. Bu D6. 7. perdeye bare basıyorsunuz. Serçe parmağınız 6. tel 10. perdede. Üçüncü parmağınız ise 5. tel 9. perdede, diğerleri de bare sesleri geliyor. D6. Şimdi bu bölümü alırsam. Başlar ay doğarken salta na derken do diyez minör yedili. Bakın az önce do diyez majör yaptık. Do diyez 7 sus 4 yaptık ama şimdi do diyez minör yedili. Ardından do diyez minör yediliyi majördeki şu iki parmağınızı kaldırın, minör yedili olur. Sultanın yeg, artık burada si minör 7, si minör 7'ye geçiyor ya da si minör de alabilirsiniz. Si minör 7. perdeye bare basıp 5. tel 9. perde 3. parmak, 4. tel 9. perde serçe parmak si minör, yani BM. Ardından yega hın derken burada re maj 7. Şimdi şöyle düşünün. Şu pozisyon re majı biliyorsanız ortadaki ses şu ses, yani 3. tel 7. perdedeki ses yarım ses pesleşecek. O zaman yarım ses pesleşirse pozisyonu tekrar toparlıyorum. 4. tel 7. perdeye 3. parmak. 3. tel 6. perdeye 2. parmak. 2. tel 7. perdeye serçe parmak. Ve 5. perdeye bare. Bu re maj 7'li. Re maj 7'li. Sonra Sultan Yegah'ın cümlesini tekrarlıyor. Sultanın si minör BM Yegah, ya da düz de alabilirsiniz. Şöyle de alabilirsiniz. Böyle de alabilirsiniz. Maj 7 de alabilirsiniz. Yegah'ın. Son cümlede Yegah'ın derken son bölümde ise bu akor alıyorum. Do diye sus 4 akorunu alıyorum. O nasıl? Serçe parmağımı yarım ses tizleştiriyorum. Pozisyonu söylersem 4. tel 6. perdeye 2. parmak, 3. tel 6. perdeye 3. parmak, 2. tel 6. perdeye serçe parmak ve 4. perdeye bare basıyorum. Serçe parmağımı yarım ses tizleştirdiğimde, yani 2. tel 7. perdeye aldığımda do diyez sus 4 akor oluyor. Şimdi bu nakarat dediğim bölümü yavaşça sizlere söylüyor, çalıyorum. Yine yavaş çalacağım. Başlar ay doğarken saltanatı sultanın Sultanın ye-
şuradaki ritim süslemeye bir dikkat edin. Tam tam ta ta tam tam diyerekten geçiyorum. Sanırım buradaki akorlar tam. Sonra ten denemli derken fa diyez minörle giriyor ama bir süsleme yapıyor. Bu arada ben canlısını izledim, onda bir değişik bir şeyler daha yapıyorlar ama ben yaptığımı göstereyim. Fa diyez minörü düşündük. Orada fa diyez minör akoru üzerinde bir süsleme yapıyorsunuz. Önce ben yavaş göstereyim. Sırayla sesleri söylüyorum önce. 5. tel 9. perde. 4. tel 11. perde. 2. tel 9. perde. 2. tel 10. perde. 3. tel 11. perde. Aslında bunu böyle de yapabilirsiniz. Ben ne yapıyorum? Akoru basıyorum. Nasıl olsa bunların hepsi akorun içinde. Ama bu parmağımı başta kaldırıyorum. Ki o ses barede. Sistem buna dönüyor. Sonra ardından bu akoru basıyorum. Bu ise kök ses şurada olmak üzere fa dim akoru. 5. tel 8. perde. 4. tel 9. perde. 3. tel 7. perde. 2. tel 9. perde. Ve burada da aynı diziyi yapıyorum. P, I, M, A, M. Piyano çalım gibi düşünürsek bunu. Böyle bir süsleme yapılıyor. Bunu dediğim gibi fa diyez minör, fa dim akorları üzerinden yapıyorum. Bunu iki kez yapıyor değil mi? Evet. Şimdi bu bölümü alırsam, geçişini alırsam bir öncekinden. En son neredeydi? Sultan-ı Yegâh'ın tende nemlide başlıyor aslında. Ne nemli yumuşaklığın denizden gelen ahın gizemli. Re majör kanat derken do diyez minörlerin si minör BM. Sonra bir süsleme yapıyorum. O da 5. tel 2. perdeden başlıyor. 5. tel boşta. 6. tel 4. perdeye 3. parmağımla basıyorum. Sonra burada sol dim akorunu alıyorum. 6. tel 4. perde 3. parmak. 4. tel 3. perde 1. parmak. 3. tel 4. perde serçe parmak. 2. tel 3. perde 2. parmak. Ruhta ölüm, ölüm karanlığın. Burada yine do diyez sus 4 ve do diyez majör akoruna bağlanıyor. Do diyez ne olur? C diyez olur. Şimdi bu bölümü yavaş yavaş alayım sizde. Yine söyleyerek. Tende nemli yumuşaklığın denizden gelen ahın gizemli kanatların. Ruhta ölüm karanlığın. Bir kez daha alayım mı yavaş? Daha yavaş alıyormuşum. Tende nemli yumuşaklığın denizden gelen ahın gizemli kanatları. Başlar ay doğarken saltanatın sultanın yegahın.
Benim kullandığım akorlar bunlar idi. Şimdi aynı akorların buradaki pozisyonları neler olur hemen onu göstereyim. Fa diyez burada. Fa diyez dediği serçe parmağınızı kaldırdınız. Sonra sol diyez minör yedili burada. Sonra hangi akorlar var? Mi majör var. E akoru burada. Re majör var. Re maj var. Şimdi bunları söyleyeyim. Re majör, dördüncü tel boşta, üçüncü tel ikinci perde, ikinci tel ikinci perde, birinci tel ikinci perde. D6 akoru var. D6 ise dördüncü tel boşta, üçüncü tel ikinci perde, ikinci tel boşta, birinci tel ikinci perde. D6. Ne var ondan sonra? Si minör, BM var. Karışık kullanabilirsiniz artık. Yani sırf bu BM'lerin hepsinde bunu kullanabilirsiniz. Sonra Do diyez minör var. C diyez minör. Yine majör. Do diyez majör. Do diyez 7 sus 4. Pardon. Do diyez sus 4. Yedili olması için bunu kaldırmam lazım. O zaman yediliyi böyle alıyorum. Yani ne yaptım yedili de buradakinde? Şu orta parmağımı kaldırdım. Ortadaki sesi kaldırdım. Pozisyonu daha rahat alabilmek için dördüncü tel altıncı perdeye üçüncü parmağımla bastım. Serçe parmağım zaten ikinci tel yedinci perdede ve dördüncü perdede bare var. Sonra yine buradaki dimi alabilirsiniz. Bunu da alabileceğiniz gibi diğer bu. Siz bunu alın. Bu da olabilir. Eğer dim pozisyonlarını biliyorsanız bu da olabilir. Üçü de kullanabilirsiniz. Hepsinin adı aynı bu arada. Yani bu da sol diyez dim ama bu da sol diyez dim yerine kullanabilirsiniz ama özü si dim. Bu da aynı şekilde sol diyez dim yerine kullanabilirsiniz ama özü yine bakın fa dim. Zaten fa dim burada da vardı. Aynı akoru kullanıyorsunuz zaten. Sadece pozisyonu değiştiği için tınılar ve hisler değişmekte. Evet. Sultan-ı Yegah Sirto diyeceğim geldi. Sultan-ı Yegah Sirto. Sultan-ı Yegah Sirto. Bir de böylesi var değil mi? Sultan-ı Yegah Sirto. Aslında Sultan-ı Yegah bir şeydi değil mi? Penayla daha hızlı çalıyorum da. Neyse. Canım sıkıldı ya. Yoruldum. Belim acıdı. Ritmi anlattık sanırım. Daha doğrusu ritmi değil pardon, akorları anlattık. Bu akorları kullanıyorum. Şimdi de solo'yu anlatalım.